Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü tarafından düzenlenen söyleşide Kızılay'ın önemi anlatıldı. Arkadaşın veya eşin, dostun, akrabanın ne kadar önemli olduğunu orada görmüş oldum. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Kezban Tepeli, Kızılay'ın sosyal sorumluluk projeleriyle de insanların hayatına dokunduğunu söyledi. Sosyal sorumluluk projeleri toplum dinamiklerinin harekete geçirilmesini sağlayan, toplumsal duyarlılıkları ve dayanışmayı yansıtan etkinliklerdir. En önemli özelliği toplumsal gereksinimlere cevap vermesi ve toplumsal yarar sağlamasıdır. Daha önce de belirttiğim gibi çocuk gelişimi bölümü olarak sosyal sorumluluk projelerinin planlanmasına ve yürütülmesine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin toplumla bütünleşmesi, toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara karşı duyarlı olması hedeflerimizden biridir. Bilinçli bir bölüm olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerinde yer alsın. Toplumu bilinçlendirmek adına yaratıcı sosyal sorumluluk projeleri geliştirsinler. Bu sosyal sorumluluk projeleri ile bir kişiye dahi dokunabiliyorsak, bu bizim için, toplum için ve geleceğimiz için çok büyük bir kazançtır diye düşünüyoruz. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Ömer Topaç, Kızılay'ın vatandaşlara sadece maddi yardımlarla el uzatmadığına dikkat çekti. Yardım aslında birçok şeyi de kapsayabileceğimiz bir şey. Eğitim de bir yardım. Eğitime ihtiyacı olana, ihtiyacını götürmek aslında bir yardım. Selçuklu'nun problemlerine baktığımızda farklı şeyler gözümüze çarpmaya başladı. Dedik ki Kızılay sadece yardımdan, kandan ve sodadan başka şeyler de olması lazım. Çünkü toplumun sadece yardıma ihtiyacı yok. Toplumun bugün burada Kızılay'ı anlatmaya ihtiyacı olduğu gibi Kızılay Selçuklu Şubesi'nde yaptığımız kitap tahlillerine de ihtiyacı var. Bugün toplumun sadece gıda polisinden ziyade toplumun Mevlana Sevgi Evleri'ndeki 4 yaşındaki Ayşe ile beraber vakit geçirmesine de ihtiyacı var. Topaç, bireysellik sorununu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını dile getirdi. Bu toplumun problemlerini, gençlerin problemlerini. Birçok problem vardır. Ama biz problemlerden bir tanesini maddecilik problemini sezdik. Dedik ki toplumumuz biz de dahil olmak üzere çok maddeci. Bireyselcilik. Bunu yıkmamız gerekiyor dedik. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ve böyle bir toplumun böyle bir sorun neden var? Bunu araştırmaya başlarken bizim en büyük kaçırdığımız şey teknoloji oldu.